İşte bu toz domandan dolayı, bu TEDAŞ'ın yaklaşık bir aydır burayı kazmalarından dolayı, bu tozun dükkanlara girmesinden dolayı ürünlerimizi satamıyoruz. Ürünler şu anda bütün dükkanlarda ikinci el gibi görünüyor. Bırakın onları, biz kiraları ödeyemiyoruz. Bu şeylerden dolayı biz de artık bu eylemi başlatıyoruz. Bu yolu kapatıyoruz. Yetkili kimse, biz bir yetkili arıyoruz. Yetkili TEDAŞ'ta gelsin. Belediye ise gelsin. Yani kimse gelip buna bir çözüm olsun. Daha bir Allah'ın kulu gelip bu araya girip de ya işte bu esnafa sormamış. Senin neyin var, neyin yok. Bu aradan memnun musunuz, değil misiniz? Burada belki 50-60 tane esnaf var. Biri çıkıp desin ki ben memnunum. Biz bundan dolayı yapmışız sadece. Çekova Kültür Sanat Caddesi olarak bilinen bu caddede esnafın çamurlar içinde, tozlar içinde yaşadıkları zorlukları dile getirmek için biz bu yolu trafiğe kapattık. Şu anda 40 günden fazladır TEDAŞ ekipleri buraya kazı yaptı. Ve kazı yaptıktan sonra bu şekilde burayı bırakıp gittiler. Her yer çamur içinde, her yer toz içinde. Hiçbir şekilde bir esnaf dükkanını açıp içeri giremiyor. Veyahut giren müşteri tozdan dolayı içindeki eşyaları göremiyorlar. Biz defalardır dile getirmemize rağmen belediyeye, TEDAŞ ekiplerine, yani defalarca söylememize rağmen hiç kimse bizimle ilgilenmiyor. Ve bu şekilde de olduğu gibi bırakmışlar. Bir hafta sonra önümüzde yağmur var, kar yağışı var. Yani bu çamurdan bu insanlar nasıl gelip gidecek? Bu esnaf nasıl dükkanlarını açacak? Defalardır söylememize rağmen hiç kimse ne bizim yanımıza geliyor, ne herhangi bir üretim yapıyorlar. Yani biz bunlardan dolayı mağduruz. Esnaf olarak bu işin bir an önce çözülmesini istiyoruz. Bu toz toprak olan yollarımızın bir an önce bitirmesini, kapatılmasını istiyoruz. Yani kapattık. Tarlada mıyız, çarşıda mıyız bilmiyoruz. Bir gösterir misiniz şurayı? Burası tarla mıdır yoksa çarşı mıdır? Yüksek olan en işlek caddesi olarak bak, binaları görüyorsun, lüks binalar. Çarşıya bakıyorsun, sanki ağrın içi bak. Ondan sonra bak, bakıyorsunuz yolu kapattık. Tarla gibi yol. Tozdan geçilmiyor. Vatandaş buraya, bu sokağa giremiyor. Şahit oldum, iki gün önce bayanlar bu sokağa girecekti. Birisi birisine diyordu, bu sokağa girme, çamurdan geçemezsin. Yollar bozuk, geçemezsin. 3 aydır, 4 aydır siftah yapmıyoruz. 40 bin lira kira ödüyoruz. Karşılığını alamıyoruz. Yani diyeceklerim yetkililere, lütfen bu caddeye bir çare bulsunlar. En azından bir geçici asfalt döksünler. Seneye artık ne yaparlarsa yapsınlar. Zaten 3-4 senedir inşaatlar yüzünden bu sokaktan geçilmiyordu. Şu anda da TEDAŞ'ın mağduruyuz. Bu TEDAŞ'ın şeydi. Yani gelip işini görüp kabloları bu toprağın altına koyup çekip gitmişler dinlenmeye. Yani diyeceklerim bunlar. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Bu arada yapılan çalışmalar sonucunda herhangi bir değişime gidilmedi. Söylenenlere göre bu yol kısa zamanda yapılıp esnaflara hizmet sunulacaktı. Yalnız öyle bir şey olmadı. Bugün bir yağmur yağsa hiçbir insan dükkanına giremez. Hiçbir vatandaş bu sokağa uğramaz. Ondan dolayı bütün esnaf arkadaşlar mağdurdur. Bundan dolayı buna acil bir çözüm bulunmasını öneriyoruz. Yetkili kimse bu konu üzerinde konuşması gerektiğini düşünüyoruz.